Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında akıl almaz iki tane olay meydana geldi. İki gurbetçi vatandaşımıza, yurt dışında yaşayan vatandaşımıza ırkçılar saldırdı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir kişi ise adeta ölümden döndü. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz vatandaşımız 82 yaşındaki Cemile Telli. Hollanda'nın Lahey kentinde yaşıyor. Bu hale ırkçı komşusu tarafından getirildi. Bu vatandaşımız ise Avusturya'da yaşıyordu. Askerlik görevi için kışladaydı. Daha 21 yaşındaydı. Irkçı bir Sırp tarafından maalesef öldürüldü. Peki detaylar nedir? Hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı bekleyen bir tehlikeye de değineceğim. Aslen Kütahyalı olan ve 50 yıldır Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan 82 yaşındaki Cemile Telli komşusu tarafından ekranda görmüş olduğunuz bu hale maalesef getirildi. Olayın görgü tanıkları hemen durumu polise bildirdi. 2 gün yoğun bakımda kalan Cemile Telli daha sonra normal servise alındı. Olayın ardından yaşlı kadının darp edilmiş görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Cemile Telli'nin oğulları tabii ki olaya çok büyük tepki gösterdi. Yasal süreci başlattıklarını ifade ettiler ve şunları söylediler. Hollanda bir hukuk ve demokrasi ülkesi. Ancak bu insanlık dışı dayak olayının peşini bırakmayacağız açıklamasında bulundular. Aile saldırgan kadının, bunu yapan bir kadın, kısa sürede gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını söyledi. Telli'nin oğulları ırkçı Hollandalı kadına karşı hiçbir yaptırım uygulanmadığını ve anneleri taburcu olduktan sonra da aynı kadın tarafından sürekli taciz edildiğini ifade ettiler. Ve yine Cemile Hanım'ın çocukları şunları söyledi. Sürekli şikayette bulunmamıza rağmen saldırgan kadın sadece 2 gün gözaltında tutuldu ve yine serbest bırakıldı. Annemiz artık kapı zili çaldığında bile korkudan ne yapacağını bilemiyor dedi. 1967 yılında Hollanda'ya göç eden Cemile Telli yaşadığı travmanın ardından yetkililere çağrıda bulundu. 57 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Geceleri korkudan uyuyamıyorum. Türk ve Hollandalı yetkililerden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun diyor Cemile teyzeye. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi ailesine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bunu anlamak mümkün değil. 82 yaşındaki Cemile teyzeyi yine başka bir kadın komşusu, ırkçı bir kadın bu hale getirdi. Hollanda'da gerek büyükelçiliğimiz gerekse konsolosluğumuzun bu konuya ehemmiyet vereceğini düşünüyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Avrupa'nın ortasında demokrasi, hukuk ülkesi olan bir yerde böylesine bir olayın yaşanması akıl alır gibi değil. Irkçılık Avrupa'da çok hızlı bir şekilde maalesef yükselmeye devam ediyor. Bu kadın serbest bırakılıyor. Yani Cemile teyzenin ölmesi mi gerekiyordu bu kadının cezaevine girmesi için, merak ediyorum. 2 gün sonra serbest bırakılmış. Yani görüyorsunuz, öldürmek için dövmüş zaten. 82 yaşında bir kadın. Bunu yapan bu Hollandalı ya ruh hastası ya da başka bir problemi var. Bu yapılacak iş değil. 82 yaşında bir insana bu yapılır mı? 2 gün sonra yeniden Cemile teyzenin kapısına dayanırsa bu kadın ne olacak? Ne diyor Cemile teyze? Hala bu korkuyu yaşıyorum diyor. Allah kimsenin başına vermesin. Yani ne yapmak lazım? Merak ediyorum. Yani bu adaleti sağlamak için ne yapmak lazım? Ölmesi mi gerekiyor Cemile teyzenin? Biz şiddete karşıyız. Ayrı bir şey. Düşünün, aynı şey Allah korusun sizin başınıza, annenizin başına gelse. Ne yaparsınız? Soruyorum size. Değerli izleyicilerimiz, başka bir olay. Avusturya'da zorunlu askerlik yapan Mustafa Pınarcı, terhisine sadece bir hafta kala iddialara göre nöbet sırasında
Sırplı bir kişi tarafından göğsüne 3 kez ateş edilerek öldürüldü. Sırp asker vermiş olduğu ifadede olayın yanlışlıkla olduğunu söylese de savcılar buna inanmadı ve bu Sırp'ı tutukladılar. Tutuklasa ne olur? Gencecik kardeşimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mustafa Pınarcı'nın terhisine bir hafta kala meydana gelen bu olay Yozgatlı aileyi adeta yıktı. Cinayetin nedeni henüz aydınlatılmazken ırkçılık şüphesi de çok ciddi olarak ağır bastı. Zanlının üzerinde dolu silah olması bu şüpheyi de arttırdı. Eğitim aşamasında olan Sırp askerin normalde eğitim sonrası silahını güvenli bir yere koyması gerekiyordu. Bunu yapmaması, silahın 3 emniyetinin bulunması kasıtlı öldürmeye işaret etti. Avrupa'nın ortasında bu ve benzeri olaylar bitmek bilmiyor. Bakın Almanya'dan bir örnek vereyim. AfD denilen bir parti var. Bu parti ne diyor? Biz diyor, bu ülkede göçmen istemiyoruz diyor. Ve Almanlar da, yine bizim Türkler de var bunların içerisinde, AfD'ye oy veriyor. AfD katılmış oldu. Son iki seçimde, iki eyalet, birinde birinci oldu. Diğerinde ise kıl payı ikinci oldu. Ne demek? Almanlar göçmen düşmanlığı destekliyor demek. Demokrasi ülkesi olduğunu söyleyen bu ülkelerde maalesef görüyoruz ki göçmen olmak neredeyse bir suç haline gelecek. Gerçekten özellikle Hollanda Lahey'deki ve Avusturya'daki gencecik kardeşimizin başına gelen olayların izahı yok. Her yerde ırkçılık var. Kim ırkçılık yok diyorsa doğru konuşmuyor. Yolda, otobüste, okulda, iş yerinde, her yerde var. Bakın bir haber okudum, onu hemen sizinle paylaşayım. Diyor ki haberde, 50 yıl dahi bu ülkede yaşayanlara ev tutma konusunda ırkçılık yapılıyor deniliyor. Evet, bir ev tutmak istediğinde senin hangi ırka mensup olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Eğer yabancıysan sana ev vermek istemiyorlar diyor. Bak 50 yıldır burada olanların başına gelenleri anlatıyorum. Irkçılık polisin içerisinde var, yargının içerisinde var, çalışmış olduğumuz iş yerlerinde var, her yerde var. Irkçılık bir hastalıktır. En büyük insanlık suçlarından bir tanesidir. Yani 82 yaşındaki bir kadın sana ne yapmış olabilir de kadını bu hale sokuyorsun ya? Ne yapmış olabilir? Varsa bir şey, ara polisi. Bu nedir ya? Şimdi bunu yapan Hollandalı kadının aslında nasıl cezalandırılması gerektiğini ben çok iyi biliyorum. Hukuk önünde tabii ki. Ama şu anda bu dayak yiyen Cemile teyze ile aynı apartmanda. Aynı kapıdan içeri giriyor. Aynı belki de aynı anda karşılaşıp içeri girip dışarı çıkıyorlar. Nerede hukuk? Nerede adalet? 82 yaşında bir kadına bunu yapan cinayete teşebbüs etmiştir. Ama iki gün sonra serbest bırakıldı. Sizce bu adam öldürmeye tam teşebbüs değil midir? Yani Cemile teyzenin illa ölmesi mi gerekiyordu? Yani ölünce mi bunu yapan bu ırkçı Hollandalı kadının cezaevine girmesi gerekiyor? Al sana ırkçılık, ırkçılık yok diyorlar ya. Al sana ırkçılığın daniskası. Bundan daha büyük ırkçılık var mı? 82 yaşında bir kadına yapıyorsun. Hadi genç bir tane Türkiye yapsana bunu. Hadi bir tane Türkiye denesene bunu. Bak bakalım neler oluyor. 82 yaşında bir kadın, ayıp, yazık, günah. Nereli olduğunun önemi yok. Yani Türk olmasa da bir insan bir insana bunu yapar mı, bu hale getirir mi ya? Ben fotoğrafları gördüğüm zaman inanın kanım dondu. Yazıklar olsun. Demokrasiymiş, hukukmuş. Bunların hepsi palavradan ibaret.
akıl hastanesine yatırılması gerekiyor bunu yapan kadının. Ya da cezaevine konulması gerekiyor. Eğer akıllıysa cezaevine, deli ise, akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde değilse akıl hastanesine yatıracaksın. Akıllıysa da cezaevine sokacaksın. Şimdi ne olacak bu Cemile teyzenin bundan sonraki hayatı? Bir düşünün bakalım. Çocuklarını temkinli olmaya davet ediyorum. Aman dikkatli olun. Hukuk öyle ya da böyle herkese lazım. Aman diyoruz. Dert birken derdi iki yapmayın. Anladınız siz. Sakın, sakın, sakın. Evet değerli izleyicilerimiz. Peki siz ırkçılığa maruz kaldınız mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazın. Sizden bir tek ricam var. Sesimizin daha gür çıkması için lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın. Ücretsiz bir şekilde lütfen kanalımıza abone olun. Yine yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız bu videonun altında bir zil işareti var. Ona da bastığınızda ben yeni bir video yayınladığımda hemen size bildirim gelecek. Eğer kanalımıza katkı sunmak istiyorsanız bu videonun altında bir teşekkür tuşu var. Buna da bastığınızda isterseniz katkıda bulunabilirsiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen sessiz kalmayın. Görüşlerinizi bu videonun altındaki yorum bölümüne lütfen yazın.